Ben her ikimiz Kenan Hoca'yla biz bu üniversitede mesleki etik dersi veriyoruz mimarlıkta. Ama iki farklı bakış açısıyla bu dersi veriyoruz. Bu farklı bakış açılarının aslında bir araya gelip sentezlenmesi akademik ortamda çok çok önemlidir. Onun için de bu tartışmayı başlatıyoruz. Şimdi ilk şöyle bir meseleyle başlıyorum ben. Yani ben etiği ve mimarlık etiğini nasıl görüyorum kısmıyla başlıyorum. Bunun için de bir örnek vermek istiyorum. Bu biraz klasikleşmiş bir örnek olmuş benim derslerimde. Ben hep bir kafes örneği veriyorum. Şimdi kuşun normalde yaşam alanı doğadır. Yani ormandır. Bulunduğu ortam orasıdır. Ama insan kuşu yakalayarak bir kafes içine almaya ihtiyaç duyuyor. Onun yaşamını sağlamak için. Sorarsanız bu işi yapan insana diyor ki ya işte niye kafese koyuyorsun? Koyuyorum ki o güvenli olsun. Kedi gelip onu yemesin. Yakalamasın. Ama kafeste yaşaması için de bir kuşun kafeste olduğu için, kafes ormandan farklı olduğu için, kafesin içinde bol sayıda haşere olmadığı için, bol sayıda meyve olmadığı için o zaman o kuşu beslemek lazım. Dolayısıyla kuşu kafese koymakla olay bitmiyor sadece. Kuşa yemlik koymak lazım, tünek koymak lazım. Kuş yumurtluyor, yumurta koyduğu için yumurtlama yuvası koymak lazım falan filan. Bunlar onun devamında geliyor. Şimdi bunlar hepsi gerçekleşirken kuşun kafeste yaşamını devam ettirmeyi sağlayacak yapacağınız ne varsa ben onu ahlak olarak nitelendiriyorum ve etikten farklı olarak nitelendiriyorum. Etik olan şeyin de aslında o kafesin olmaması gerektiği olarak anlıyorum. Yani o kafesin ortadan kaldırılması etikle ilgili bir meseledir. O kafesin devamını sağlayacak ne varsa yapacağınız onlar ahlak hükmünde şeylerdir benim için. Bu çerçevede baktığımız zaman da aslında o kafes bir nebze bizim toplumsal hayatımızdaki otoriteyi temsil ediyor. Hegemonyayı temsil ediyor. O hegemonyanın mekansal boyutu olarak şehri temsil ediyor. Kafesin içerisindeki kafesin formu, büyüklüğü, içerisinde bize sunduğu imkanlar, yumurtalık, yumurtlama yuvası falan gibi şeyler de mimarlığın alanına giren meselelerdir. Dolayısıyla kafes içerisindeki perspektifle baktığımız zaman mimarlık konusu konuşulduğumuz zaman mimarlığın ahlakını konuşmuş olacağız sadece. Mimarlığın ahlakının ötesine geçip mimarlığın etiğini konuşmak istersek eğer o zaman kafesin dışına çıkmamız lazım. Kafesin dışına çıktığımız zaman da ilk yapacağımız iş otoriteyi sorgulamaktır. Eğer otoriteyi sorgulamazsak o zaman etikten bahsetmemiş olacağız. Dolayısıyla mimarlıkta etiği konuşabilmek için mimarlığın dışına çıkmak gerekiyor. Otoriteyi sorgulamak gerekiyor. Bu kuşun niye kafeste olduğunu, kuşun aslında özgür bir hayvan olduğunu, özgürce yaşamasına hakkının olduğunu tartışmak lazım. Ve bunların hepsinin kapısını açarak mimarlıkta etiği tartışmış olabileceğiz. Bu da nasıl mümkündür? Aslında mimarlık olmayarak mümkündür deyip burada bırakıp şu tuşa basayım. Çok Kenan Hoca'nın zamanı geçti. 5,5 dakika olmuş. Hayır, şimdi sonra ben tekrar konuşacağım ya. Ha, tamam. Bakmam gerektiğini düşünüyorum. Kendimin yani bakmam gerektiğini düşünüyorum. Biraz yüksek sesle konuşursan. Duyuyor musunuz beni? Ne yapacağız? Biraz yüksek konuş. Şimdi ona dikkat edersem ne söyleyeceğimi unutuyorum. Tamam. Hüseyin'i bu ilk konuşmasından onu anlamam lazım yani aslında yani çünkü tamam farklı diyoruz ama neyin farklı olduğunu bilmiyoruz. Belki de farklı değil sadece şu bir farklılık teşkil etmez. Yani etiğin farklı kavranışları aynı faz içerisinde olup da etiğin farklı kavranışları bir farklılıktır ama biz farklı fazlarda bakıyorsak yani ben Mars'tan bakıyorsam etiğe sen dünyadan bakıyorsan bu farklılık değildir. Yani çünkü
ancak kıyaslanabilir iki şey birbirinden farklı hale gelir. Şimdi ben ondan şüpheye düştüğüm için hani halbuki ben farklı zannediyordum. Belki değildir diye düşünüyorum. Onu bir kenara tutayım yani şeyi. Tamam. Bir kere neden bu etik dersleri var okulda? Bu çok kritik bir soru. Çünkü etik denilen hikaye alfabesiz bir dil aslında. Yani bu fizikçilerden çaldığım bir şey bu ama yani uzayı tanımlıyorlar böyle alfabesiz bir dil olarak. Dolayısıyla kendisi bir roman yazamıyor. Ama yazılmış romanlar arasındaki bağı kurabiliyor. Yani bir şeyle bir şey arasındaki ilişkiyi kurabilen bir şey. Uzay nasıl böyle hani kendi başına bir şey değil ama mesela dünya ile işte güneş arasındaki ilişkileri açıklayabilmemizin koşulu haline geliyorsa etik de böyle bir şey. Dolayısıyla etiğin kendisi ancak bizim işte o etiğin açığa çıkaracağı şeyleri konuştuğumuzda var olabilir bir şey olarak gözüküyor. Tamam. Bunların içerisinde ben ancak temel olanı seçebilirim. Yani iki şey arasındaki ilişkiyi kurmak için var ise etik ama kendisi bir şey değilse benim için en önemli olan mesele neyse ona yönelirim. O iki şeye yönelirim. Benim için en önemli iki şey insanla tabiat arasındaki sorundur. Bu temel sorun olarak görüyorum. Mesela bunu seçmem bir etik durumdur. Çünkü seçtiğim şey daha sonra neyin içinde yol alacağımı belirler. Esasında etiğin böyle etimolojik olarak kökenine bakıldığında evet bir anlamda morali içeriyor, ahlakı içeriyor. Ama aslında antik Yunan düşüncesinden beri etos temellidir. Yani bir şeyin yolu olarak vardır. Bir şeyin kendisine yolu da değil hatta. Yunancadan tam çevrilemiyor ama bir şeyin içine böyle hani poponuzu böyle şey yaparak oturma, yerleşme, yuvalanma anlamına geliyor aslında. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani etos dediğimiz şey bizim içinde neyi yuvalanıyorsak ben onun sorusunu sorabiliyorum. İşte onun seçimlerini yapabiliyorum. Ben de tabiatla insan arasındaki meseleyi çok önemli bulduğum için etiği bunlar arasındaki ilişkiyi açığa çıkarabilir mi diye bakıyorum. Kaç dakika oldu? Çok mu oldu? Yok, tamamdır. Durmak mı istiyorsun? Yok, biraz daha. Tamam. Çünkü tamam. Ahlak meselesinde şey yapmam lazım. Ha, o zaman da dikkat ederseniz ben etikten bahsederken kendim de bir etik haline getirmeye çalışıyorum. Yani hani sorularımı sorma tarzım ve seçtiğim şeyler üzerinden. Ha, peki o zaman etiği açıklığa kavuşturabilmem için bir farklılaşmanın kendilerini de teşhir edebiliyor olmam lazım. Mesela ahlaktan olan farkı nedir diye düşünüyorum. Bence tamamen ayrılar. Yani hocamız şey yaptı, bunları çok güzel bir bağla birbirlerini kafes örneğinde metaforunda o şey yaptı, ortaya koydu. Ben de ama bunların ayrı olduğunu düşünüyorum. Neden? Ahlak dediğimiz şey aslında yine tabiatla aramızdaki ilişkiden bakarsak bizim bir bardak suyu nehirden avuçla içmemiz bir ahlak yaratmaz ama onu bardağı aldığımız anda bir ahlak yaratmaya başlarız. Yani şehir suyu şebekelerin içme suyu ve kullanılma suyu diye ayırırsak bir ahlak yaratmaya başlarız. Demek ki ahlak denilen şey bizim aslında bir şeyle bir şey arasında kurduğumuz mesafenin kendisi. Bu yüzden de mesela bilim şöyle doğayla arasında kurduğu mesafe araştırma, gözlem yoluyla yaptığında bilimle doğa arasındaki mesafede o mesafeyi aştıkça bilim gelişiyor demektir. Yani ahlak oluşturdukça bilim de gelişiyor demektir. Öyle değil mi şey olarak? Bunlar böyle pasif olarak da kalmıyorlar. Bizim mesela bilimin örneğin yer çekimi teorileri içerisinde bilimin dünyayı kavrayış biçimi o dönemin insanların dünyada nasıl bulunacağını da etkilemeye başlıyor. Ahlakın çünkü sosyal etkileşimler açısından bir rolü var. Ama etik öyle değil. Etik şahsa mahsus, tekil, bizim içimizde olan bir şey. Yani o yüzden mesleklerin etiği olamaz. Mesela buradan ayrışacağız büyük ihtimalle. Mimarlığın etiği olamaz. İnsanların etiği olur. İnsanlar ilerler bir şeyin içerisinde. Ve bu ahlaktan da bu açıdan bağımsızdır.
Çünkü bir şeyle kendisi arasındaki mesafeyi sosyal olarak kurduğunda ahlak beliriyorsa, insanın kendi içindeki, kendinle kendi içi arasında kurduğu mesafenin kendisi de etiğidir diye şey yapıp, şuraya şey yapalım. Benim zamanım gidiyor. Evet, ayrışacak mıyız emin değilim. Bakacağız. Belki 20. dakikada falan ayrışırız. Onun da artık burada değil de dışarıda falan olur artık. Zamanımız bitecek. Şimdi mesleklerin etiği olmadığına ben de katılıyorum. Demin anlattığım gibi. Çünkü meslekler bizi kafesin içerisinde yaşamımızı devam ettirmek için varlar. Yani ne diyorlar meslekler bize? Diyorlar ki, bakın mesela kafes içerisinde doğan bir kanaryaya ilk yapılması gereken şey aşıdır. Aşı onu güvencesiz bir ortamda olması nedeniyle, ormanda olan bir kanarya aşı yemek zorunda değil yani yaşamını devam ettirmek için. Çünkü o doğal olarak birçok şeye karşı korunma içerisinde, bir sistem içerisinde, bir ekosistem içerisindedir. Ama kafeste olan kuş birçok şeyi karşısında güvencesizdir. Dolayısıyla aşılanması lazım. Aşı bir çeşit ahlaktır. Aşıyla beraber gelen o kuşu kafeste yaşatmanın bilgisini oluşturan her şey ahlaki bilgidir. Hocanın söylediği gibi meslektir. Yani kuşu kafeste yaşatmanın yolları mesleklerdir. Kuşu nasıl eğlendirebiliriz de fark etmesin kafesin içerisindedir. Kuşlar toplu bir şekilde yaşıyorlarsa onlara sosyal olarak nasıl öğretebiliriz? Kafeste yaşamak aslında bir erdemdir. Herkes daha fazla kafeste yaşarsa o daha erdemli insandır falan gibisinden şeyleri öğretmek, o kuşlara ahlakı öğretmektir. Dolayısıyla meslek de bu rolü üstlendiği için mesleklerin etikleri kesinlikle olmayacağına ben de katılıyorum. Etik aslında hocanın söylediği gibi içimizden de gelen ama sadece belki ayrıştığımız nokta bu olabilir. Ya ayrışacak şey arıyoruz. Bireysel olduğuna çok emin değilim tekil mesele olmasından. Şöyle bir şeydir. Tabii ki ahlak da etik de çok insani durumlardırlar. Yani doğada yoklar. Bunlar insanın tarif edebileceği şeylerdirler. Ama etik üzerinde uzlaşabileceğimiz tarihler ötesinde bir dönemlerde ve coğrafyalar ötesinde en önemli şeylerden biridir. Değerlerle ilgilidir. Ama öteki her kuş için, her iklim için farklı ahlaklar tanımlanabilir. Belli bir kuş için bilmem 22 derecenin üzerinde bir kafes ortamı bir ahlak oluşturur. Belli bir kuş için başka bir şey ahlak oluşturur. Belli bir insan toplulukları için bir şeyi bu şekilde söylemek ahlak olur. Belli bir toplumlar için bu şekilde söylemek ahlak olur. Ama etikten bahsettiğimiz zaman tarih ötesinde bir süreçte, coğrafya ötesinde bir süreçte anlaşabileceğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yaşamak gibi. Yaşamak önemli bir değerdir. Dünyada hiçbir tarihte, hiçbir yerde yaşamanın değersiz olduğunu söyleyebilecek bir insanı rastlayamazsınız. Belki sebebi hocamın dediği gibi hepimizin tekil olarak içerimizde barındırdığımız bir yerden hareketle bundan o kadar eminiz ki yaşamak çok değerlidir. Özgür olmak çok değerlidir. Kuşun yerinin doğada olduğunu söylemek hiçbirinizi şaşırtmaz. Kimseyi şaşırtmaz dünyada. Yani çünkü bu bizim hepimizin içerisinde var ama hepimiz bunun üzerinde anlaşabiliriz. Hepimiz bunun üzerinde bir uzlaşıya varabiliriz. Onun için de etik değerlerdir. Değerler de genel geçerdir. Dünyanın her yerinde, her tarihte genel geçer meselelerdir. Mimarlıkta etik yoktur. Hiçbir meslek olması nedeniyle ama insanın yerleşme biçiminde bir etik var. Yani insanın habitatlaşmasında bir etik var. Mimarlıkta yoktur. İnsanın habitatlaşmasındaki etik de insanı kafes şekline getirmeyecek bir habitat biçimine sokmaktır. Bu da nedir? En başta insanı otoriteden korumaktır. İnsanı kendi ayağının üzerinde durabilecek hale getirmektir. İnsanı diğer canlılarla birlikte var olmasını sağlamaktır. Bu da insanın mekanlaştığı zaman, habitat oluşturduğu zamanki oluşturduğu etik olabilir deyip son 1,5 dakikamı bırakayım sonra. Bu da şey oluyor. Şimdi senin zamanına geçiyor. Aslında bir ayrışma var burada. Şimdi yaşasın. Son etik dediğin hikayede işte bu ahlak. Ahlak olmasının sebebi şu, çünkü dışarıdan birisi var ve dışarıdan birisi bir şeyin nasıl olacağına karar veriyor. Yani onun nasıl ele alınması gerektiğine karar veriyor. Karar veren ne kafesin kendisi, ne kuş,
ne onu oraya koyan şey. Bunu tespit eden insan dışarıdan, yani kuş kafeste diyorsun ve artık onun kuş kafeste tespiti yapıldıktan sonra da onun orada nasıl yaşayacağını, yaşamını sürdürebileceğine ilişkin koşulları oluşturulmasını kendine görev addetmeye başlıyorsun. Şimdi bu dışarıda olma meselesi işte onu ahlak haline getiriyor. Çünkü o dışarıda olan şey kim? Yani o ahlaki normları, o sürekliliği sağlayacak olan ilkeleri, üzerinde yürünecek olan patikayının nereye gideceğine ilişkin o güzergahı saptayan kim? Eğer birisi beliriyorsa diyorum orada ahlak var demektir. Halbuki etik benim kendimi insan olarak inşa etme yolumdur yani. Sosyalleşme biçimi değildir. Sosyalleşme biçimi olduğu andan itibaren o, işte o zaman da ben hep hayata birisinin getirip de işte buradan itibaren devam edeceksin diye bıraktığı noktadan hayatı sürdürmeye başlıyorum. Halbuki onun bir orijini var, bir sıfır noktası var ve o sıfır noktası benim başladığım yer olmadığı sürece o hayat bana bir başka kişi, kurum ya da oluşum tarafından bağışlanmış demektir. Kimsenin kimseye hayat bağışlayamaz. Ama toplumsal hayatın sürme biçimi sürekli olarak bazı hayatlara hayat bağışlama biçiminde cereyan ediyor. İşte benim aslında sürekli olarak ahlak denen şey ortaya çıktığı andan itibaren sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ben ahlaksızım mesela. Yani bunu derslerimde de söylüyorum. Ben ahlaksız olduğum sürece iyi insan, erdemli insan olabiliyorum diyeyim. Kapatayım sonra da ahlaksız demeyin bana ama. Ben ahlaksızım. Evet. Yine de ben tam ayrıştığımız noktayı kavrayamadım. Belki de ayrışmıyoruz. Ama inşallah bir gün ayrışacağız deyip şöyle söyleyeyim. Şimdi o verdiğiniz örnek gibi hani dışarıda olmak falan filan gibi şeylere yine de katılıyorum. Ne yazık ki onu söylemedim zaten. Yani bir uzlaşıdan bahsettim. Önemli bir nokta var burada. Yani hepimiz şimdi o kuştan bahsettim ya ben. Şimdi biz bu kuşlarız aslında. Ama biz 10 bin yıldır bu kafesin içerisinde yaşıyoruz ve nesillen nesile değişmişiz. Biz onun için doğayı unutmuşuz. Hani insan ve tabiat dedi ya hoca. O tabiattan o kadar kopmuşuz ki hiçbir şey hatırlamıyoruz o tabiat hakkında. Onun için de o içimizdeki olan o etik, Kenan Hoca'nın bahsettiği o etik, o içimizde hala ama bazen o kadar üstü kabarmış, üstünde başka şeyler var ki onu hissetmemiz, görmemiz bazen çok çok zor hale almıştır. Onun için de Kenan Hoca'nın söylediği edebiyattan faydalanarak etik bir yolsa bu yola gitmemizde şimdi bıraktığımız zaman biz kendimizi çok ahlaklı davranıyoruz. Etik davranamıyoruz. Çünkü böyle eğitilmişiz ve bu eğitim bu son yani mesela kendi yaşımızla ilgili bir şey değil yani. 10 bin yıl, 20 bin yıllık bir geçmişi var bu eğitimin. Böyle davranmamızı sağlayan şey. Onun için de biz ne kadar istesek de etik olamıyoruz. Bizim etik olmamızı sağlayacak şeylerden bir tanesi toplumsal olması kesinlikle negatiftir. Onu ahlaklaştırır ama birlikte yapabileceğimiz, birlikte uzlaşabileceğimiz etik üzerinedir. Bunun yolları üzerinedir. Tasavvuf bunun bir yolunu öğretir bize. Bizi tekrar kendimizi keşfetmemizin yolunu öğretir. Felsefe bunun bir yolunu öğretir bize. Onun için de etik felsefeyle ilgilidir. Bilimsel bir çabadır, zihin çabasıdır. Zihinsel bu çaba olarak bizim tekrar o etiği yeniden keşfetmemizi sağlayan bir şeydir. Dışarıdan birisinin bize hüküm sürmesi değil, o dışarıda olan şey bir zihinsel bir harekettir. Bir yoldur, yol göstermedir. Bizim tekrar kendimizi o doğada olduğumuz halimizle, pure halimizle yeniden keşfetmemizi sağlayıp bizim etik olmamızı, etik olduğumuz şeyleri bizi tekrar hatırlatacak şeydir. Bizim kafeste değil, özgür bir hayat sürmemizi bize hatırlatacak şeylerdir. Bizi bıraktığımız zaman kendi başımıza bunları hatırlamayacağız diye. Bizi hiçbirimiz aslında ne zaman uykudan uyandığımızı bilemeyiz yani. Ama uykudan uyanırız. Bir şekilde uyanırız yani. Bence hani böyle bazı hani kavramlar var. Onlar sadece toplumsal hayatın getirdiği bir zorunluluk olarak içimize işlemiş
durumda. Mesela özgürlük de bunlardan bir tanesi. Çok kritik bir kavram. Yani ahlak ve etikle çok ilişkili bir şey olduğu için bundan bahsetme gereği duyuyorum. Çünkü bunu hala ben dışarıdan bize anlatılan şeylerin bizim tarafımızdan ne şekilde uygulanıp uygulanmadığının sınanma yolu olduğunu düşünüyorum. Yani toplumsal hayatın kontrol mekanizmalarından biri olduğunu düşünüyorum. Ahlakın her türünün, her ahlak türünün yani. Dolayısıyla bu özgürlük denen şeyin, hani kavramı denen hikayenin aynı uykudan uyanma gibi, insan bir şeyden özgür olamaz yani, özgürleşebilir ama. Yani özgürleşmedir esas. Ahlaki olan özgürlüğün içinde gider ama etik olan özgürleşmenin yoludur yani. Bir şey, Tao gibi bir şey bu. Gidişattır yani. Dolayısıyla bizim, ya ben ne zaman özgürleştiğimi de bilemem yani bir şeyden. Asla bilemem. Sadece özgürleşmişimdir. Bir şeyle karşı karşıya kaldığında birden farkına var, ayırdına varırım yani ondan özgürleştiğimi. Yani özgürlük bir amaç olamaz, onu söylemeye çalışıyorum. O bir amaç olduğunda işte bir ahlak haline gelir. Ben kendimi ahlaksız olarak niteleyerek kendimi onun dışında ötede bir meseleye yerleştiriyorum. Onun varlığını reddetmiyorum. Ahlaklı olanlar ahlaklıdır diyorum ve o ahlakları içerisinde toplumsal hayatı kontrol etmektedirler diyorum. Bense o kontrolün dışına çıkabildiğim oranda özgürleşebilme olasılığım var ve bu asla bir tepki olamaz. Ne, o tepki olamazsa nedir diye sorduğumda da kendime bir hayat yolunun inşasını bulmam lazım. İşte buna da etik olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Evet, sizdeyiz.